Merhabalar, hoş geldiniz. Habere Doğru programımızın özel gündem özel programıyla başlıyoruz. Saatimiz 16 ve bugün 19 Şubat Pazar günü. Tam 14. günündeyiz depremin. Pazartesiye bağlayan gece tam 15 gün önce saat 04.17'de deprem olmuştu. Hatırlayacaksınız 7,7 büyüklüğünde. Daha sonra 9 saat sonra 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Türkiye artık eskisi gibi olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Gerçekten de Türkiye'yi tamamen değiştirecek bir olay yaşandı. Tam iki hafta önce. Millet İttifakı liderleri dün toplandılar. Gündemdi. Gündemde sadece deprem vardı. Deprem konusu vardı. Türkiye'ye büyük acılar yaşatan deprem sonrasında deprem gündemiyle toplandı 6 lider. Onu an be an izledik burada. Tele1 ekranlarından hatırlayacaksınız. Ortak açıklama yaptılar 6 lider ve hedefinde Cumhurbaşkanlığı sistemiyle getirilen o tek adam rejimi vardı. Erdoğan vardı açıklamada. Ülkemizin her kurumunda yaşanan özellik, liyakat ve şeffaflık kaybı afet yönetimini ve depreme müdahale sürecini doğrudan etkilemiştir cümlesiyle aslında o toplantıyı bir anlamda özetlediler. 6,5-7 saatlik bir toplantı sonunda afet yönetiminin ne kadar uygulamasız olduğunu, ne kadar eksik olduğu vurgulaması yapıldı. Bürokratların inisiyatif almadığı vurgulaması yapıldı. Zaten 6 liderin orada bölgede yaptığı ziyaretlerde de sıkça bu vurgulamanın yapıldığını hatırlayacaksınız. AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her konuda talimatın bir kişiden beklendiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzünden acılar ve zayiat katlanarak artmıştır. Süreç iyi yönetilememiştir ve arama kurtarmada geç ve yetersiz kalınmıştır denildi. Zaten aslında dünkü toplantının özetini bir anlamda yaptılar. Bütün bunları konuşacağız saat 18'e kadar olan yayınımızda. Bilim insanları, yapı uzmanları aslında deprem bölgesinde tüm zemin yapısı değişti. Mikro etüt çalışması yapılmalı diye uyarıyor. Ama buna rağmen hükümet kararlı, iktidarın acelesi var belli ki. Bakan kurumun açıklaması var 10 il ve ilçeleri için. 10 ilde etüt çalışmaları yapılıyor dedi ve ay sonu itibariyle yani Mart başından itibaren inşaatların tekrar başlatılacağına yönelik açıklama yaptı. Enkazlar bugünden itibaren kaldırılıyor. Özellikle Hatay ilimizde. AKP lideri Erdoğan inşaatlar için 1 yıl süre istemişti hatırlayacaksınız. O 1 yıl sonunda konutların yapılacağına yönelik bir açıklama yapmıştı. Ama hatırlarsanız eğer 2,5 yıl önce olan İzmir depreminde o konutlar hala sahiplerine teslim edilmedi. Bunu da bir not olarak düşmüş olalım. Ama enkazlardan hala canlılar çıkabiliyor. Nefes ve ses duyulması için çalışmalar yapılıyor. Enkaz arama, kurtarma çalışmalarını yapan ekipler hala oradalar. Bazı enkazlar da o çalışmalarını yürütüyorlar. Çünkü 278. saatte ve 296. saatte sağ çıkanlar oldu enkazdan. Bir anne baba ve bir çocuk çıktı. 12 yaşındaki çocukları maalesef yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne babanın durumu iyi, bilinçleri yerinde. Bunu da söyleyelim. Hala enkaz kaldırmaya çalışan ve inşaatlara başlayacağını söyleyen hükümete de bir anlamda duyuru olsun bu. Ve depremde on binlerce kişinin acısıyla o liyakatsız yöneticilerin de müdahalelerde yetersiz kalmasının verdiği bu endişe ve güvensizliğe rağmen yaşanırken bunlar İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. 93 okul için tahliye kararı alındı. Düşünebiliyor musunuz o 93 okul bugüne kadar hala öğrencilere eğitim verebiliyordu. Acaba daha kaç tane bina bu durumda? Bütün bunların hepsinin İstanbul üzerinde, Marmara üzerinde olabilecek bir depremdeki etkilerini artık tahayyül bile edemiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar tepki çekiyor. Yine yaptığı bir açıklama vardı. Hazırlığımız İstanbul depremineydi dedi Süleyman Soylu. Dolayısıyla artık düşünebiliyor musunuz Kahramanmaraş ve diğer bölgelerdeki o depremlere ilgilerinin olmadığına yönelik bir açıklamaydı bu. Aslında
hazırlık yapılıp yapılmadığı konusunda da endişelerimiz var İstanbul ve üzerinde ve Marmara'da. Onu da konuşacağız bugün. Konuklarımla doçent doktor Neslihan Çevik birazdan bizimle birlikte olacak. Demokrat Parti sözcüsü. Onunla konuşacağız ve dünkü özellikle Millet İttifakı toplantısının ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağız. Onur Sağladı Güzel bizimle birlikte olacak bu 16 bloğumuz içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adıyaman'da o. O da bize bağlanacak. 17'den itibaren Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili. Bölgedeydi, karış karış gezdi o bölgeyi. Ve bugün Ankara'da onu stüdyomuzda ağırlayacağız ve öğrenmeye çalışacağız neler oldu. Oradaki izlenimlerini, değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Fethi Açıkel de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hatay'da. Ona da bağlanacağız 17 bloğumuz içerisinde. Onunla da konuşacağız. Eğer mümkün olabilirse, çünkü iletişim son derece zor oluyor. Eğer olabilirse aynı zamanda İbrahim Güzel'le Defne Belediyesi, Belediye Başkanı ile konuşmaya çalışacağız. Defne biliyorsunuz bu deprem süreci içerisinde en çok konuşulan ilçelerden birisiydi. En çok zayiat alan, en çok hasar gören ilçelerden birisiydi. O belediye başkanıyla da İbrahim Güzel'le de konuşmaya çalışacağız. 14. gününde neler yaşanıyor, neler yaşandı şimdi hazırladığımız videoya bakalım VTR'ye ve daha sonra hemen başlayalım programımıza. Türkiye'nin beşte birini enkaza çeviren Kahramanmaraş merkezli depremin 14. günü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 10 ilimizde arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş bulunuyoruz. Can kaybı sayısı 40.642'ye ulaştı, yaralı sayısı ise 108.068'de kaldı. Şu ana kadar 5.700'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmiş durumda. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray valisi Hamza Aydoğdu ise ilçedeki son durumla ilgili bilgi verdi. Aydoğdu, Elbistan'da deprem nedeniyle 924 kişi vefat ederken 1825 kişi ise kurtarıldı dedi. Hatay'da depremin 296. saatinde gelen mucize haberi yüzleri güldürse de umutlar neredeyse tükendi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, arama kurtarma çalışmalarının bu akşam itibariyle büyük oranda sonlanmış olacağını açıkladı. Hatay Valiliği de enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını, isteyen yurttaşların refakat edebileceğini açıkladı. Bölgedeki barınma, ısınma ve ilaç sorunu ise hala tam olarak çözülebilmiş değil. Uzmanlar özellikle temiz içme suyu ve tuvalet yetersizliklerinden kaynaklı salgın hastalık riskinin açığa çıkabileceğine dair uyarılarını sürdürüyor. Orada bulunan kişilerin bu kirli suyu bir şekilde tüketmesi salgın hastalıklara yol açabilecek bir etken. Deprem bölgesinden başka şehirlere ise 430 binin üzerinde insanın göç ettiği belirtildi. Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ediyor. Burada da 430 bin üzerinde şu ana kadar tahliye, bizzat bizim tarafımızdan yapılan tahliye var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bölgedeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya acil, ağır hasarlı konumda. Evet, bugünden itibaren enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor. Bu ne demektir? İnşaatlarda eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak başlayacak. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Hoş bulduk Sayın Nile, teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Şimdi dünkü toplantıdan başlayalım isterseniz. Millet İttifakı'nın 6 lideri bölgedeydi, 6'sı da. Ve yaptıkları incelemeler sonucunu birbirleriyle paylaştılar. Ve ortaya bir ortak metin çıktı. Ortak metinde söylenen birçok şey var tabii. Özellikle ülkemizin her kurumunda yaşanan o özellikle liyakat ve şeffaflık meselesi. Kaybı afet yönetimini ve depreme müdahale sürecini doğrudan etkilemiştir. O tek adam rejimine yapılan vurgulama. Evet.
Öncelikle tabii bugün itibariyle sanırım ölü sayımız maalesef 40.689 89'a çıkmış. Bütün kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bütün ülkemiz için hakikaten çok zor günlerden geçiyoruz ama sanırım tek tesellimiz milletimizin anında seferber olması ve bir araya gelmesi. Bu elimizdeki şu an tek teselli. Şimdi bir talimat cumhuriyeti haline geldik. Yani bunun özeti bu, talimat cumhuriyeti. Depremin olduğu her ilde insanlar yardım bekledi, AFAD talimat bekledi. Ve bu ikisi arasındaki bekleme süreci belki de işte o 40 bin küsur vatandaşımızın vefat etmesine ve yüz binlerce kişinin yaralanmasının sebeplerinden bir tanesi. Doğru, deprem takdiri ilahi olabilir, bir doğal olay olabilir ama bunu afete çeviren aslında siyasalardır, yönetimlerdir, depreme olan bakıştır. Yani bir anlamda yaşadığımız şeyin altında aslında yolsuzluk, rant ve bilinçli bir şekilde içi boşaltılmış kurumlar var. Fakat toplantıya geçmeden önce izninizle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Yani bir birey olarak doğrusu bunu paylaşma ihtiyacı içindeyim. Depremin olduğu gün biz 6.30 gibi, sabah 6-6.30 gibi partide bir koordinasyon merkezi, bir kriz merkezi kurduk. Bir kısmımız deprem bölgesine gitmek için görevlendirildi. Bir kısmımız da Ankara'da kalıp yardımları, işte tırları organize etmek için görevlendirildi. Ve biz hızlı bir şekilde çalışmaya başladık ve sadece parti teşkilatımız değil, dışarıdan gelen gönüllüler, hani partiyle alakası olmayan vatandaşlarımız da sağ olsun bize güvenip yardım getirdiler. İkinci gün öğleden sonra bir vatandaşımız geldi. Dedi ki ben elim boş geldim çünkü size sormak istiyorum. Ne getireyim? Hani en doğrusu ne olur? İhtiyaç ne? Envanterle ilgilenen arkadaşlarımızı çağırdık. Dedik ki işte böyle böyle bu vatandaşımız hani soruyor ne gerekli diye. Kefen dedi. Ve o kefen deyince tabii vatandaşımız boynunu büktü, düşündü, dedi ki ya ne isterseniz isteyin onu ben yapmayayım. Ya bu bizim hepimiz için çok ağır bir aslında sahne oldu orada. Sadece bu da değil, bu süreç içinde tabii ki siyasiyiz ama malumunuz ben aynı zamanda bir akademisyenim. Alana gitmiş sosyologlarla görüştük, profesörlerle, hocalarımızla görüştük. İşte Gaziantep'te, Maraş'ta, Adana'da oradan da bir iki şey aktarmak istiyorum. Cenazeleri çıkarmakta hani dedik ya talimat cumhuriyetiyiz, talimat bekliyoruz. Mesela madenciler orada, madenciler orada bir yaşayan var, onu çıkarmak istiyor. AFAD müdahale ediyor, henüz talimat gelmedi diyor. İnsanlar ne yapıyor? Bir güç nüfus ilişkisine girip bir torpil vurup oradan cenazesini veya canlısını çıkarmaya çalışıyor. Yani işte talimat cumhuriyetinin merhameti, demokrasisi, etkinliği, çünkü öyle demiyorlar mıydı? Bütün bürokratik engelleri ortadan kaldıracağız, hızlı bir şekilde hareket edeceğiz diye. Demek ki öyle olmuyormuş. Bir diğer mevzu, bazı şehirlerimizde malumunuz şiddet ve yağma ortaya çıktı. Bunun sebeplerinden bir tanesi TSK'nın çok geç bir şekilde olaya müdahil olması ve yeterli derecede mobilize edilmemesiydi. Parantez açalım, 99 depreminde ilk 12 saatte 35 binden fazla asker alandaydı. Dünyada da böyle. Bakın Çin'de Sichuan depremi olduğu zaman 2012'de ordu oradaydı. Ne oldu sonuç olarak? Ciddi bir asayiş problemi ortaya çıktı ve bu hocalarımızın söylediği alandaki ilk gözlemleri silahlanmanın başladığı. İnsanlar silah arar hale gelmiş. Şimdi bunları neden söylüyorum? Geldiğimiz durumun gerçekliğini aslında bir taraftan ortaya koymak için. Ve işin ilginç yanı, bütün bu süreç içinde işte asrın felaketi diyerek iktidar sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. Ama orada da bir çelişki var. Bir taraftan diyorlar ki asrın felaketi, nasıl her yere ulaşsaydık. Bir taraftan da diyorlar ki sahadaydık, her yere ulaştık. Yani bunların hangi sözlerine inanalım? AFAD'dan yapılan açıklama, Fuat Ak'tan yaptığı açıklama. Her yere ulaştık şeklinde oldu ilk günden itibaren. Halbuki mevzu orada zaten vatandaşımız, şimdi bir de devlet yok diyenleri neredeyse vatan haini ilan ettiler. Biz burada vatandaşımız da biz de devlet yok demedik. Neden devlet ilk 12 saatte, ilk 24 saatte, ilk 48 saatte yok dedik? Çünkü çok muktedirler biliyorsunuz. Venezuela'ya maske götürürler. Dünyanın neresinde bir afet olsa hemen onlar giderler. Ama neden ilk 12 saatte işte Maraş'a, Hatay'a, Kilis'e, Osmaniye'ye, Gaziantep'e gelememişler. Öyle değil mi? Yani kendi vatandaşımız 12 saat içinde İzmir'den Hatay'a geliyor. Zaten millet devlet oldu bu süreç içinde Sayın Dile. Çocukları kurtaran hemşirelerimiz devlet oldu. 12 saatte hızlı bir şekilde İzmir'den Hatay'a gelen gencimiz, gönüllü olarak cenaze çıkaranlarımız, kendi vincini kendi bulan vatandaşlarımız, kendi cenazesinin başında duran vatandaşlarımız millet oldu.
Bir bu esnada şunu da ekleyelim. Bir sürü fotoğraf kareleri gördük. İktidar temsilcileri enkaz alanlarında gezinirken yüzlerinde bir gülümseme, birkaç kişiler belli ki orada bir muhabbet var ve orada bir şey konuşulmuş ve hepsi gülüyorlar. Bir başka karede kaşmir paltolarıyla önlerine de çocukları dizmişler. Tam bir show business. Orada ben aman ekranın önünde olayım, Cumhurbaşkanı'nın yanında gözükeyim diye birbiriyle neredeyse böyle bir şeye yarışa giren kareler falan gördük. Yani doğrusunu isterseniz bir akıl tutulması. Şimdi gelelim altılı masanın toplantısına. Bu masanın tek gündemi depremdi. Zaten böyle olması da gerekiyordu. Yani şu anda biz zaten başından beri söylüyoruz. Hani ilk yapılacak şey acil ihtiyaçları karşılamak, depremin yaratmış olduğu hala kanayan yaraları pansuman yapmak ve sonra da bir yeniden inşa süreci başlatmak. Dolayısıyla burada siyaseten bir şey konuşulması beklenemezdi. Bundan sonra zaten rutin olarak görüşmeler devam edecek. Hatta 2 Mart'ta Saadet Partisi'nde bir görüşme yapılacak. O şekilde başlanacak. Bunların hepsi konuşulur. Hiç orada şey yok. Şimdi burada altılı masanın bu toplantısında belki önemli olarak söyleyebileceğimiz şeylerden biri bir takım aksiyonların öneriliyor olması. Bir kere altılı masa bir deprem komisyonu şimdi kuracak. İşte kısa, uzun, orta vadede neler yapılması gerekiyor, ona ilişkin çalışmalar yapılacak. Bir diğer önemli aksiyon önerisi deprem bölgelerinde özellikle Hatay'da yabancılara ev, arsa, arazi satımının ev yasaklanması. Satışı, arazi satışı yasaklansın. Evet. Çünkü buradaki sosyal ve demografik yapının değiştirilmesine ilişkin ve bunu bir fırsat gibi kollayacak herhangi bir inisiyatife izin verilmemesi gerektiği. Şu anda bu bölgede yani Hatay'da, Maraş'ta, Antep'te, Mersin'de hatta onu da katabiliriz. Çok ciddi bir yabancı göçü var. Bu arada sadece Suriyeliler değil, gene konuştuğumuz alandaki kişiler mesela Katarlı ama Türk vatandaşı olmuş olanlar da var. Yani burada bir demografik, bir sosyal yapı dönüşümüne izin vermeyecek şekilde, bunu asla bir fırsata çevrilmesine izin vermeyecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Döküman hukuki, idari ve siyasi sorunda olduğunun altını çizdi. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp işte defter tutuyoruz vesaire demişti. Ama unutmasınlar ki milletin de bir defteri var. İşte altılı masanın söylediği şeylerden bir tanesi de buydu. Yani bunların sorumluluğu kime aitse bunların hepsini biz de tutuyoruz. Ve milletin defteri öyle bir hesap tutuyor ki öbür tarafta da yakalarına yapışacaktır onların. Pek çok hata yapıldı bu süreçte. Deprem öncesinde hatalar yapıldı. Deprem esnasında 12 saat, 48 saat ilk 3 gün ve şu anda rehabilitasyon sürecinde. Döküman bunlardan da bahsediyor. İşte bunlardan bir tanesi siz de söylediniz, liyakat. Yani bile bile içi boşaltılmış kurumlar var. AFAD'ın 2023 bütçesi mesela %33 azaltılmış ve 8 milyar olmuş. Süreç içinde zaten Başbakanlıktan ayrılıp İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Kapasitesi daraltılıyor. 294 bin binaya imar affı yapılmış. AKP dönemi boyunca 9 kez imar affı yapılmış. Tam 9 kez ve bunlardan 85 bin bina, bu resmi rakama göre belki de artar bu rakam, yıkık veya çok ağır hasarlı, içine girilebilecek durumda değil. AFAD'ın üst düzey yöneticileri depremle, afetle, bu tip şeylerle alakası olmayan insanlar. Yani şimdi siz bu insandan bir krizi yönetmesini, acil müdahale etmesini nasıl bekliyorsunuz zaten? Daha sonra biliyorsunuz bir bakanlık kararı vardı 2003 yılında. Bundan çok bahsedildi son zamanlarda. Hatta kararı 5175 sayılı karar. O kararda Hatay ili dahil olmak üzere bugün deprem yaşamış olan bazı bölgelerde hasarlı binaların olduğuna dair bir karar var, yönetmeliğe konuluyor. Fakat 2022 yılında yani geçen sene Cumhurbaşkanı bu kararı ile yönetmelik kaldırılıyor. Şimdi burada sormamız lazım. Bölgesi için. Evet, burada sormamız lazım. Yani o seneden bu seneye siz mucizevi bir şekilde fay hatlarının yerini değiştirdiniz de mi bunu, bu yönetmeliği kaldırdınız? Başbakan Erdoğan farklı bir karar alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı iptal ediyor. Farklı bir karar. Şimdi eser siyaseti dediler biliyorsunuz. Şehir hastaneleri dediler. Yollar yaptık, köprüler yaptık, havalimanları yaptık. Bakın ne oldu? Hatay Havalimanı, Türk Hava Kuvvetleri'nin mimar ve mühendisler odalarının ikazlarına rağmen bu şekilde yapıldı ve kullanılamaz hale geldi. Yapmış oldukları duble yollar kullanılamaz hale geldi. 680 milyar küsür deprem vergisi toplanmış 2002'den beri yanılmıyorsam veya 2003'den beri.
Bunlar işte o duble yolları yapmaya, bu yıkılan havalimanlarını yapmaya demek ki kullanılmış. 685 milyar lira, evet. Evet, Türkiye meclis, yani meclise birçok defa önerge verilmiş, 75 kere deprem önergesi verilmiş. Bunlardan sadece 5 tanesi kabul edilmiş. Bu önergelerden sadece bir tanesi bir AKP vekilinin verdiği önerge. Yani bunları ben saatlerce konuşabilirim. Bu deprem öncesi yapılanlar. Peki deprem esnasında, yani ilk 12 saatte, ilk 24 saatte, ilk 48 saatte yapılması gerekenler yapıldı mı derseniz, ki gene dokümanda bundan da bahsediyor, yapılmadı. Biraz önce söylediğim, bir talimat cumhuriyetiyle yönetiliyoruz. Her şey, işte yangın oluyor, talimat, işte deprem oluyor, talimat. Ama onu beklerken orada çok biz ağır bir fatura ödedik. Ordu mobilize edilmedi. Çok geç bir zaman sahaya indi ve az sayıda sahaya indi. İşte gene başta söyledim, asayiş problemi yarattı. Halbuki mesela ordu yol açma konusunda çok iyi. Mobil köprüler oluşturabiliyor. Sonuçta orada aşılamayan yollar vardı. Ne oldu? Vatandaşın da yolladığı yardımlar dolayısıyla yerine ulaşamadı. Yani bu bir zincir şekilde. Twitter erişimi hatırlıyorsanız kapatıldı. Halbuki o şekilde lokasyonları... Bu bir cinayet ya. Ya Twitter erişimini kapatıyorsunuz, evet. En çok ihtiyaç duyulduğu anda birkaç kişiye kızdığınız için, evet. Böyle bir şey var mı? Bu cinayet hakikaten. Ya işte burada tabii şu anda insanların hayatı falan değil önemli olan, bir algı operasyonu en önemli olan, yani number one'ları diyelim bunların, o show business'ı devam ettirmek. Dolayısıyla orada işte Twitter hangi amaçla kullanılıyor? Yani bir can bile kurtarsa veya o bantı daralttıklarında bir kişi bile öldüyse, o onların hepsinin vebalidir. Bakın, hepsinin vebalidir gerçekten. Sonra TürkSat her şey yetişir dendi. Starlink'in yardımı kabul edilmedi. Ne oldu? Bütün iletişim hatları çöktü. Ulaşım hatları çöktü. Dolayısıyla kurtarılabilecek insanlar vardıysa bunlara ulaşamamış olduk. Bu hepimizin acısı, bu hepimizin ayıbı değil mi böyle düşündüğümüz zaman? Siyasi kutuplaşmayı hat safhaya çıkardılar. Hem yaraları sarmadılar, geciktiler. Yani ilk 12, yani şunu soralım, ilk diyorlar ki her yere gittik, ya kardeşim ilk 12 saatte gittiğiniz 10 tane yeri söyleyin. 10 tane yoksa 5 tane mahalle söyleyin, o da yoksa bir tane apartman enkazı söyleyin. Bir tane mesela Defne'de şu apartmana gittik, şu numaralı apartman enkazının önündeydik deyin. Yok, ilk 12 saatte, ilk 24 saatte yok, ama şimdi bakıyorsunuz trollere, aradan 14 gün geçmiş veya işte 10 gün, 9 gün sonra falan işte çadırlar gelmiş ama artık iş işten de geçmiş. Onların önünde o işte pahalı kaz tüyü montlarıyla işte bir de millete de tasmalı itler, hı hı, falan deyip böyle hakaret edip işte devlet burada ya diyorlar. Az önce Defne'den bahsettiğini söyle, birkaç dakikalığına Defne'ye bağlanalım mı? Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel bizimle birlikte, o ilk 2 gün ya da 48 gün ya da belki daha fazla acaba müdahale edilebildi mi? Telefonla bağlantı yapacağız, tabii sağlıklı olur umarım. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Defne'nin ismini andık. Neslihan Çevik'le birlikteyiz. Demokrat Parti sözcüsü. İlk 48 saatte ya da daha fazla hiçbir şekilde bir müdahale edilemediğini söyledi. Siz ne diyorsunuz? Biraz birkaç o ilk 2 günden bahsedin isterseniz ve de şu anda durum nedir, ne değildir onu da isteriz sizden. İlk 2 gün yani çok felaketti. Havada soğuktu, yağmurluydu. İnsanlar hani canhıraş dışarı çıktı. Elimizde bir çadır falan da yoktu. Yani berbat bir durumdaydık. Sonuçta belediye olarak da biz de depremdeyiz. Benim 450 personelim var. 15-20 personelle gelen yardım tırlarını indirmeye çalıştım. Yani gıda konusunda biraz toparlanma oldu. Dost belediyeler sağ olsun su da gönderdiler, battaniye ısıtıcı. Lakin bizim en çok elzem olan şey çadırdır şu an için. Çadır ısıtıcı değil mi ihtiyaç? Tabii ki çadır, yeteri kadar çadır da gelmedi. Yeni yeni işte 2-3 günden beri valilik tarafından peyderpey geliyor. Ama şehrin yarısı da göçmüş durumda, yani başka yerlere. Çok ciddi anlamda bir can kaybımız var. Artı hani sağlam duran binalara da insanlar geçmiyor. Artçılar devam ediyor. Yani kötü durumdayız. Bu kurulan çadır kentler olduğunu söylediler İbrahim Bey. İşte AFAD yetkilileri o çadır kentlere göç edilmesini, oraya yerleşilmesi gerektiğini söylüyor anladığım kadarıyla. Vatandaşlar da evlerinin önünden ayrılmak istemiyor. Çadırı evlerine yakın, aynen, bir yerde kurmak istiyorlar galiba. Şimdi bakın.
Şu bilgiyi vereyim size. Defne 166.500 nüfuslu bir yerleşim yeri, bir ilçe. Bu ilçe 37 mahalleden oluşmuyor. Genellikle taşradır. Köyden mahalleye dönüşen yerlerde. Kimse de elini bırakıp hani bu çadır kantları geçmedi. Yani hayvanı vardır, tarlası vardır. Yani evin içinde ziynet eşyaları vardır. Anlatabildim mi? Yani taşınmak istemez. Burası metropol bir ilçe değil arkadaşlar. Burası taşra dediğim gibi. Yani iki katlı binaların olduğu yerler genellikle o mahalleler. Kimse gitmez. Çok az insan gider. Veya hiç gitmez. Yani en iyi çözüm vatandaşa bir çadır verip konaklamasını sağlamak. Ya burada çadır kent kurarsanız çok az insan gelir. O bölgede yaşayan insan gelir. O bölgede mesela bu 450 en son rakamı verdiler. 450 çadır. Yarısı boştu 3 gün önce. Ama şimdi doldu mu dolmadı mı inanın bilmiyorum. Oradan kentten sizin bulunduğunuz yerden Defne'den göç eden çok fazla mı? Şu anda nüfus kaç kişi evet. Aşağı yukarı vatandaşların sayısı nedir şu anda orada bulunan? Ben %50'sini göçtüğünü söyleyebilirim. Çünkü buradan bakın Hatay, buradan da mesela Mersin'e 14 saatte 13 saatte ulaşabildiler. Normal şartlarda bizim işte 3 saat, 3,5 saattir bizlerle. Yani çok yoğun bir göç verdik. Belki de yarısı gitti yani. Çünkü burada sokakta artık insan çok az vatandaş görebilirim. Özellikle merkezde. Yani çevre mahallelerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde göç sayısı azdır ama merkez çok katlı olan yani 5-6 katlı binalarda yaşayan insanların hiçbiri kalmadı burada. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Kolay gelsin. Şu anda o kadar yoğun bir şekilde yoğun olduğunuzu biliyorum. Bize bağlandınız. Evet. Sağ olun. Vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Defne'den en son bilgileri aldık gördüğünüz gibi. Yarısı orada yaşayanların yarısı göç etti. Tabii orada yaşayabilecek tek yerleri çadırlar. Çadırlar da hala yeterli olmadığını söylüyor İbrahim Güzel. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a verdiği bilgiler için. Tabii biliyoruz ki Defne'de yaşanılan durum, işte çadır eksikliği olsun, hijyenle ilgili sıkıntılar, ısınmayla ilgili sıkıntılar, barınmayla ilgili sıkıntılar, depremi ağır yaşayan bütün ilçelerde, mahallelerde, illerde var. Nitekim dünkü toplantıda mesela altı çizilen bir diğer önemli konu da buydu. Ve şunu söylüyoruz, diyoruz ki yani hala daha hükümetin barınma, hijyen ve tuvaletle ilgili ve de iç göçle ilgili bir aksiyon planı yok. Yani hadi şimdiye kadar yapılan hatalar okey, hani zaten geri dönüp düzeltemiyorsun. Ha bu hesabı sorulmayacak anlamında demiyorum, bu ayrı bir şey. Ama şu anda yapılması gerekenleri en azından hızlı bir şekilde oluşturması gerekmiyor. Mesela bu iç göçle ilgili ne yapacağız? Depremzedelerin barınma sorunu, malumunuz işte üniversite yurtları. Yani o yaratıcı bir zekayla bunu bir çözüm olarak buldular. Öğrenciler bir baktılar bir gece siyah çöp poşetlerinin içine eşyaları konulmuş bir şekilde neredeyse yurtlardan kovulmuşlar. Yani peki sizin devletinizin misafirhanesi yok mu? Turizm sektöründe uzun zamanlar sizin sağlamış olduğunuz bir takım imtiyazlarla büyük paralar kazanmış iş adamlarınız yok mu? Kendi otellerini açacak vesaire neyse veya işte sarayın bilmem kaç bin tane odası yok mu? Yani bir sürü çözüm bulunabilirdi. İşte en hızlı veya belki en maliyeti düşük şekilde veya belki şu an intikal edemediğimiz ama altında başka bir bit yeniyor olan. Çünkü maalesef artık böyle düşünmeye başladık. Yani çünkü hiçbir şeyde güvenemiyoruz. Vatandaşımız da öyle. Gene alanda konuştuklarımız artık tamamen yani siyasetçiye, hükümete güven kalmamış vaziyette. Ne yapsınlar? Sonuçta devlet nerede aslında bu demek değil mi? Yani böyle bir durumda eğer ki siz hükümeti yanında görmeyecekseniz zaten ne işe yaradı o zaman bu hükümet? Dolayısıyla ivedilikle bir plan yapılması lazım. Bu iç göç, insanlar nereye gidecek, nasıl olacak? Şu an orada kalanlar, kalmak zorunda olanlara nasıl bir alternatif sunacağız? Yani biliyorsunuz tuvalet meselesi de çok konuşuldu. Yani şey yapmaktan da utanıyorum ama yani o kadar üzücü şeyler duyduk ki insanlar cesetlerin arasında ihtiyaçlarını gidermek zorunda kaldılar. Yani biz 21. yüzyıldayız hani. Yani bu noktaya bu getirilmemeliydi. Şimdi peki mevzu şimdi rehabilitasyon dönemine geldik diyelim. Yani değil mi? Artık 14. gün sonra şimdi biraz daha ileriye doğru bakıp
İşte o vatandaşların yaralarını nasıl saracağız? Şimdi o döneme geldik. Ama orada da gene aklımız, yani gene akıl tutulması bize yaşatan süreçler yaşadık. Mesela işte molozların çok hızlı bir şekilde kaldırılması. Çünkü siz de programın başında söylediniz, hala kurtulan insanlar var. Mucize diyoruz ama belki de o mucizelerden çok fazla var. Yani bu kadar hızlı bir şekilde enkazlara girişilmesi ve bunu yaparken, çünkü gene dinlediğimiz uzmanlar var, yani çok dikkat edilmesi gerekiyormuş. O iş makineleri, o molozlara girerken belki içeride canlı olabilir, insan parçaları olabilir. Yani bunu aklımıza ürküyoruz ama... Yani en azından o cesetlerin bütünlüğünü bozmamak o molozların adına, kaldırılması isteği, arzusu var. Tabii onu da, o da çok önemli. Evet. Şimdi ama bu buradaki süreci de, yani bu kadar erken bir şekilde inşaata başlanması doğru mu? Bu bir. İkincisi... Rehabilitasyon sürecinde işte kaynak aktarımı ile ilgili de biliyorsunuz bir sürü şaibeler yaşıyoruz şu anda. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyası, tabii ki böyle kampanyalar başımızın üstüne, hani her türlü yardım çok önemli şu noktada, ama kaynaklar doğru kullanılacak mı ki hissiyatımız, yani şu ana kadar yapılan şeyler hem kaynakların en iyi şekilde kullanılmadığı yolunda bize bir aslında görüntü sağlıyor. Hem de gene bir takım şaibeler var. Çünkü neden? İşte biliyorsunuz kamu kuruluşları kamuya bağış yapmış oldu. Yaklaşık 115 milyar yanılmıyorsam işte 1.6 milyar dolara denk. 30 milyar Merkez Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası ve de Halk Bank'ın bağışları oldu. Bağışları ki bu bankalar zaten hazineden sermaye almışlardı. Bunları yani şunun gibi, hani devletin bir cebinden alıp başka bir cebine koymak gibi. Bunlar çünkü zaten kamunun parası. Yani bunlar hani bu tabii gene o algı operasyonu, yani mış gibi bir şey yapılıyormuş gibi, işte bunun bir rehabilitasyonu olacakmış gibi. Bir taraftan ama mesela bu tip bağışlar özellikle Merkez Bankası'nın hazine üzerinden yapılsa, bütçeye girse, bu sefer denetimi olabilecek. Şu anda bağış olduğu için bunun denetimi yok. Bir de şöyle bir şey duydum işte bu molozlarla ilgili. Ya zaten o molozların, enkazların kimler tarafından yapılacağı, yani o ihale zaten verildi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da böyle bir soru o zaman karşımıza geliyor. Yani bütün bu süreci, dolayısıyla biz şöyle diyoruz. Aslında madem bütün bağışlar Kızılay AFAD'a yapılıyor, bağış olduğu için de denetlenmiyor. O halde meclis bir komisyon kursun. Kalem kalem yapılan her şeyi takip etsin ve bunun başına da o zaman muhalefetten bir vekil konulsun. Çünkü sen istifa etmiyorsun mesela. Öyle değil mi? Yani hiçbir şekilde bir tane mi sorumlu tek yok ya? Tek bir istifa yok. Tek birisi, yani bir taneniz mi sorumlu yani değil 40 yani? Yani 40.689 can ya. Şu anda kaybı var ama tek bir istifa yok. Tek bir istifa, aynen öyle, tek bir istifa bile yok. Dolayısıyla bu tip bir mekanizma daha da önemli hale geliyor şu anda. Bu bağışların nereye kullanılacağı, nasıl kullanılacağı, kalem kalem ne geldi ne gitti, bunun çalışılması lazım. Aynı zamanda bu ekonomik, yani şu anda böyle bağışlarla falan belki göz boyadıklarını zannediyorlar ama çok yakın bir zamanda biz bunun... daha ciddi ekonomik sonuçlarını yaşayacağız. Dolayısıyla bizim bir finansal modellemeye ihtiyacımız var. Evet, sadece bağış onu, değil. Onu konuşalım dediğiniz gibi. İsterseniz yine bölgeye gidelim. Tamam. Adıyaman'a, onursal adı güzel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı orada bulunduğu yerde yanında da arkadaşları, dostları var. Onları da tanıtalım lütfen. Onursal Bey merhabalar. Merhaba Zeynel Bey. Adıyaman'dayız. Barbaros ve Mimar Sinan mahalleleri muhtarlarımızla birlikteyiz. Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, Ankara milletvekilimiz Yıldırım Kaya, İstanbul milletvekilimiz Özgür Karabat'la birlikte. Aslında bir sobanın etrafındayız ve sorunları dinliyoruz. Burada ciddi sıkıntılar var. Hala halk barınma sorunları giderildi diye açıklamalar yapılsa da ikişer üçer aile bir çadırda kalıyorlar. Hijyenle ilgili ciddi sorunlar var. Burada tuvalete, banyoya ulaşma şansı yok arkadaşlarımızın. Hala elektrik yok bu Adıyaman'ın merkezindeki mahallelerimizden. Su yok bu mahallelerde. Ve bu sorunların içinde 15. 14. güne doğru gidiyor vatandaşlarımız. Biz onların da sesini duyuralım istedik. Muhtarlarımız da sizin aracılığınızla seslensinler istedik. Burada çeşitli çalışmalar yürüyor. Ama hala koordinasyonun ve sahanın tam anlamıyla ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında ciddi sıkıntılar görüyoruz. Biz de ilk günden beri 9 milletvekili arkadaşımızla buradayız. Gölbaşı'nda, Tut'ta, Çelikhan'da arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Biz de sorunlara odaklanıyoruz burada ve özellikle
Büyükşehir belediyelerimizin desteğiyle de çözümler üretiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz burada büyük bir konteyner kent için çalışma yapıyorlar. Bunun dışında vatandaşın çeşitli ihtiyaçları var. Onlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Fakat gördüğümüz bir gerçek var ki maalesef Adıyaman'da barınma sorunu çözülmemiş. Adıyamanlılar kenti çok hızlı bir şekilde terk etmiş durumda. Kente sahip çıkan az bir kalabalık kalmış, az vatandaşımız kalmış burada. Onlar da evlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Burada iş yerleri var, onları korumaya çalışıyorlar. Bununla birlikte enkazın altında yakınları var. Hala onları bulmaya çalışan vatandaşlarımız var. Ben sözü muhtarlarıma bırakmak isterim. Sonrasında da Adıyaman milletvekilimiz sizlere bir şeyler söyleyecek. Memnuniyetle tabii. Önemli olan o gelen yardımlar, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerden ya da vatandaşların gönderdiği yardımlar acaba sağlıklı bir şekilde dağıtılabiliyor mu? AFAD'ın buradaki durumu nedir, konumu nedir? Onu öğrenmek isterim. Muhtarımızdan bahsedelim. Başlayalım. Buyurun. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Milletvekilimiz sağ olsun. Burada yaralarımızı sarmak için içinde yanımızdalar. Getirdikleri yardımlar konusunda kendilerine teşekkür ediyoruz. Yardımlar bize ulaşıyor. Şu ana kadar Abdurrahman Bey milletvekilimiz elektriği karşılamak için jeneratör bize tahsis etti. Gelen kadarlar bize ulaşılıyor. Biz kendisine burada muhtarlarımız olarak vekilimize teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Evet, Yıldırım Kaya, Özgür Karabat da orada galiba. Onlardan da alalım isterseniz. Adıyaman milletvekilimizden de alalım. Zeynel Bey, ben ağırlıklı olarak Gölbaşı, Besli, Çelikan ve Tut bölgesinde çalışmaları yürütüyorum. Bugün de arkadaşlarımıza hem bir başsağlığı hem de merkezde de bir yardımcı olabilirsek diye geldik. Burada hayat, Genel Başkan Yardımcımız zaten anlattı, hayat zor şartlarda yürüyor. Ama bu zorluğun altında dayanışma duygusuyla belediyelerimizin katkılarıyla yeniden ayağa kalkacağız. Muhtarlarımız da halkımız da gönlünü ferah tutsun. Biz elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Evet. Yardımlar nasıl ulaşıyor mu Yıldırım Bey ya da diğer arkadaşlardan cevap alabilirsen, tam olarak dağıtılabiliyor mu, sorun var mı? Çadır ihtiyacı hala var dedi Onursal Bey. Çadır ihtiyacı hala var, onu söylememiz gerekir. Diğer yardımlar, gıda gibi yardımlar artık daha düzenli, koordine edilebiliyor ilk günlere oranla. İlk günlerde zorluk yaşandı ama şimdi daha koordineli. Ama bölgede çadır ihtiyacı, hijyen ihtiyacı, elektrik ve su ihtiyacı hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Barınma sorunu da tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Onun ötesinde gerçekten burada ocağına ateş düşmeyen aile yok. Yani acı çok büyük. Bu travma kolay atlatabilecek bir travma değil. Yani şunu söyleyeyim, bu imkanları sağlasak bile burada vatandaşın acısını, travmasını kolay atlatabilir durumda değiliz. Onu bilmemiz gerekir ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Buradaki acının büyüklüğünü sadece yıkılan binalardan ibaret görmek doğru değil. Çünkü yok olan aileler var, kaybolan gençler var. Dolayısıyla önümüzdeki süreç çok daha bizi zorlayacak bir süreç olarak gözüküyor. Onu paylaşmam gerekir. Evet. Adıyaman vekilimize buyurun. Evet, ben de depremin hemen ertesi günü burada bizimle birlikte Adıyaman halkıyla danışma içerisinde olan genel başkan yardımcılarımıza, sayın genel başkanımıza, tüm milletvekillerimize, sizin aracınıza ben de teşekkür etmek istiyorum. Adıyaman büyük bir yıkım yaşadı, hem köylerinde hem ilçelerinde hem de kent merkezinde. Şu an bulunduğumuz Mimar Sinan ve Barbaros mahallelerimizde yıkımın en yoğun olduğu yerler. Şu mahallede şimdi biraz önce muhtarlarımızla görüştük. Hiç sağlam bina yok. Çöken çökmüş. Kalan da ağır hasarlı. Ve bu mahallede artık muhtar söylüyor, birkaç kişi kalabilmiş. İnsanların büyük bir çoğunluğu burayı terk etmişler. Çok büyük bir yıkım var. Çok büyük bir acı var. Yüreklerimiz paramparça. Yurttaşlarımızı kaybettik. Çok sayıda vatandaşımızı toprağa verdik. Tabii çok eksikler vardı. Onu bir kez daha altını çizmekte fayda var. Arama kurtarma çalışmalarına geç başlandı. Geç başlandığı için de çok vatandaşımız arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğinde can verdiler. Biz başından beri burada vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, dertlerini ve acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki tablo çok ağır. Bu ağır tablonun düze çıkması zaman alacak. Ancak bu süreçte yine de elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalışacağız.
yardımlar konusunda hem büyükşehir belediyelerimiz, hem hayırseverler, hem çevre illerimizin gerçekten vatansever insanları depremin ilk gününden bu yana Adıyaman'la büyük bir dayanışma gösterdiler. Çok sayıda Türkiye'nin her tarafından şehrimize destekler geldi, yardımlar geldi. Sizin aracınızla onlara da teşekkür ediyoruz, o yardımseverlere. Çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Çadır eksikliği devam ediyor. Barınma sorunu devam ediyor. Sizin aracınızla da bir çağrı yapalım hükümete, vicdanı kurulmuş olan bakanlara. Bu memlekette vatandaşlar depremin üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen şu anda başını sokacak bir çadırları yok. Soğukta kalıyorlar. Bu memlekette çadır yollayın, çadır yollayın, çadır yollayın diyorum. Çok teşekkürler. Onur Saladı Güzel, Yıldırım Kaya, Özgür Karabat, Abdurrahman Tutdere, Çağlı. Çok çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgilere. Ve bu verdiğiniz bilgiler üzerine de notlarımızı aldık. Sizin aracılığınızda da seslenmiş olduk ilgililere. Kolay gelsin size. Orada yoğun bir mesai içerisindesiniz. Günlerde hem Adıyaman hem de o bölgedeki illerde, ilçelerde. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Şehir, arsa, toprak, ekonomik ve siyasi rant haline gelince işte böyle şeyler yaşıyoruz. Ve sorunlar da öyle anlaşılıyor ki devam ediyor. Yani işte 14 gün geçti. Hani bu kadar zaman içinde artık çadırın bir mevzu olmaması gerekirdi. Ama anlaşılan hala çok ciddi bir mevzu. Bir an önce hükümeti de bununla ilgili aksiyon almaya davet etmek zorundayız. Biraz önce finansal modellemeden bahsediyorduk. Çünkü ilk yapılan hesaplamalara göre 1 trilyon yani 50-60 milyar dolar civarında bir bunun kamu üzerine bu yaşamış olduğumuz afetin, felaketin bir yükü olacak. Bunu öyle bağışlarla falan zaten işte 30 milyar bağış vesaire hani böyle bir rakam karşısında malum küçük kalıyor ister istemez. Dolayısıyla çok ciddi bir finansal programlama, bir modelleme gerekli bununla gerçekten baş edebilmemiz için. Bir de şeyi de hatırlayalım, sonuçta buralar üreten aslında yerler, özellikle tarım anlamında. Zaten bir gıda enflasyonu yaşıyoruz. İşte dünyada 4. ile 5. sırada gidip geliyoruz. O konuda acaba yeni sıkıntılar yaşanacak mı? Muhtemelen yeni vergiler olacak falan. Hani bizi hakikaten zorlu bir dönem bekliyor. Yani bunda umudu kaybetmemiz anlamında söylemiyorum. Bunları muhakkak hep beraber yaralarımızı saracağız ve bizim bununla ilgili aslında biliyorsunuz depremden önce ortak problemlere yani sosyal problemlere, ekonomik problemlere karşı bir ortak metin biz imzaladık altılı masa olarak. Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlardan nasıl onu çıkaracağımıza dair kentleşmeyle ilgili, afet yönetimiyle de ilgili çok önemli bizim sunmuş olduğumuz aksiyon planı veya işte projeler var diyelim. Öncelikle bir Şehircilik ve Afet Bakanlığı'nın kurulması, imar affının artık bundan sonra yapılmaması, kentlere yönelik işlenen suç denen bir kategorinin hukuk içine girmesi, yani bu dokümanımızda 168. sayfa ile 175 arasında sanırım. Detaylı bir şekilde hani merak eden izleyicilerimiz olursa. Bir komisyon kurulacak. O komisyon kurulacak. Şimdi bu afet sonrası, evet. Öncesi, sonrası. Nasıl bir uygulama yapılmalı değil mi onunla ilgili? Evet, işte uzun vadede, orta vadede, kısa vadede neler yapılması gerektiğine dair muhtemelen bu komisyonun zaten kendini hani baz alacağında işte o ortak politikalar metnimizde belirtilmiş olan hususlar olacak. Mesela AFAD'ın kuruluş statüsüne ve itibarının geri kazandırılması, fay hattı üzerindeki bütün yerleşim yerlerindeki risk analizlerin hızlı bir şekilde tamamlanması, İstanbul için Hayat İstanbul projesinin İvedilikle başlatılması, biraz önce söylediğim gibi imar affına son verilmesi. Bunlar sadece bazı örnekler. Afet vergilerinin gerçekten tedbirler, yani öncesi deprem öncesi tedbirler ve sonrasında rehabilitasyon için kullanılması ve bunun şeffaf bir şekilde yapılması. Yani birçok burada çözüm önerisi sunuyoruz. Muhtemelen bu komisyon zaten bununla başlayacaktır işe. Ama zaten bütün partilerin bizi de dahil alana giden, şu anda alanda olan kurmayları var. Oradan gözlemlediklerimiz hem siyasiler olarak hem de bilim adamlarıyla, bilim kadınlarıyla, bilim insanlarıyla işte sosyologlardan tutun deprem bilimcilerine kadar hani bu işte psikologlar yani neyse gerekli olan hangi alanda yani bilimin hangi alanı bize burada yardım edebiliyorsa ve STK'lar onların hepsini de işin içine katıp böyle kapsamlı bir neler yapılması gerekiyor. En azından biz bunu yapalım. Madem hükümet bu işi beceremiyor, madem talimatları beklemek zorunda. Bir de şeyi de biraz konudan konuya atlamış gibi olurum ama insicamımız ister istemez bozuluyor. Çünkü sürekli moralimiz bozuluyor.
Şimdi altını çizmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şu. İşte bu ilk 12 saat, ilk işte 2 gün boyunca biliyorsunuz medya oraya gitti, deprem bölgesine gitti ve şunlarla karşılaştık maalesef. İşte mesela vatandaş feryadını anlatıyor, yani ciğeri yanmış, parçalanmış bir şekilde konuşuyor, hop hemen mikrofon çekiliyor. Neden? Çünkü belli bir muktedirin hoşuna gitmezdi, işimizden oluruz diye. Ama bunun yanı sıra vatansever olan ve dürüst gazetecilik ilkesinden vazgeçmemiş olan gazetecilere ve araştırmacılara, sizler gibi burada çok müteşekkürüz. Çünkü orada hani hep medya dördüncü ayak demokrasilerde, modern demokrasilerde diyoruz ama bu ortamda gerçekten sizler birinci ayak oldunuz. Çünkü orada neler yaşanıyor? İşte şimdi örneğini tekrar yaşadık sayenizde. Bunların hepsini de görmüş olduk. Bir izleyicimiz diyor zaten Feridun Adige, deprem bölgesinde habercilerin devamlı kalması önemli. Çünkü tarikatlar oraya çöreklenip her ihtiyacınızı biz karşılıyoruz, diğerleri nerede diye halka çökebilir diye endişesini. Evet, bu tip durumlarda tabii bir vakum oluşuyor işte deprem bölgelerinde veya afet yaşayan bölgelerde ve bu vakumları sömürmek isteyecek olan farklı birçok yapı ortaya çıkabilir. Bunun içinde suç örgütü, işte yağmalama da bunun bir örneğidir mesela. Dolayısıyla burada hakikaten belki şey, yani şunun da çok önemli olduğunu görüyoruz. İşte oradaki milli seferberliğin, milli beraberliğin ve medyanın dürüst gazetecilerin alanda olanları bize aktarmasının ne kadar önemli olduğunu gün be gün aslında saat ve saat yaşamış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir 3-4 dakikamız kaldı. Seçim konusuna isterseniz biraz değinelim. Evet, çünkü değinelim. Bülent Arınç'ın bir açıklaması oldu. Evet. Seçimler ertelensin diye bir açıklama yaptı. Uzlaşma olmazsa kaos çıkar dedi. Pişman olurlar dedi. Parmak salladı diyelim. Evet. Ancak AKP kulislerinden gelen bilgiler seçimin işte en geç eğer olabiliyorsa 14 Mayıs, olamıyorsa 18 Haziran, son Haziran'da gün olan, son tarihinde son gün olan, evet, olsun deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu seçimden? Şimdi önce şunu söyleyelim, yani biz muhalefeti seçim konuşuyoruz diye neredeyse bir vatan haini ilan etme durumuna getirdiler. Halbuki seçimi konuşmaya, siyaseti konuşmaya biz başlamadık. Biz bu konuda çok hassas davrandık. Ama iktidar şöyle bir politika izledi. Böyle kulaklarına fısıldadığı bir takım kişilerle Sayın Arınç böyledir, öyledir, bireysel olarak bir şey diyemem. Ama bunu gördük yani. Birkaç kişide de gördük. Böyle fısıldanmış gibi bir takım açıklamalar yapıp bir seçim mevzusu, bir siyasi mevzu buradan yarattılar. Sonra bize sordular. Biz de mecburen bu işin içine müdahil olduk, cevap verdik. Şimdi madem seçim, bir de çıkıp ama şöyle diyorlar biliyorsunuz temsilciler, sözcüler. Hayır, biz kesinlikle siyaset konuşmuyoruz. Seçim konuşulacak zaman bu. Şu anda yaralarımızı saracağız. Madem seçim konuşulacak zaman değil, o zaman şöyle tamamlayın cümlenizi. Anayasada zaten seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. 18 Haziran'dan sonra zaten seçim yapılmaz deyip, madem milleti korumak istiyorsunuz, madem siyaset konuşulmasını istiyorsunuz, son noktayı koyun. Yani orada bir açık kapı bırakıyor ama zaten iktidarın genel şeyi bu. Hep senaryoları çalışır, yani artık bunu biliyoruz biz muhalefet olarak. Erken 14 Mayıs'ta olursa benim işime daha mı iyi gelir, 18 Haziran mı, yoksa bir yolunu bulup bunu erteletme. Şimdi zaten bu kulağına fısıldadıklarıyla biraz da toplumsal tabanı ölçüyor, test ediyor, buradaki dirence bakıyor. İşine o şekilde gelirse oraya gitmeye evrilebilir. Ama burada şöyle bir durum var ki bunu birkaç kere de yaptı, işte İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak veya 3. dönem adaylık falan. Fakat bu mevzuda bunu kılıfa sokabileceği hiçbir şey yok. Yasalar çok net. Birçok anayasa profesörüyle, hukukçuyla konuştuk. Savaş dışında hiçbir şekilde seçimlerin ertelenmesi mümkün değil. YSK'nın böyle bir görevi kesinlikle yok. YSK'nın görevi seçim kararı alındıktan sonra seçim süreciyle ilgili işte uyuşmazlıkları halletmek, işte adaylar vesaire gibi maddesiyle zaten sınırlandırılmış. Dolayısıyla ne seçim tarihini ertelemek ne de seçim tarihine karar verebilmek gibi bir yetkisi kesinlikle yok. Zaten burada mantık şöyle, yani profesörlerin söylediği, meclis diyelim ki meclis üzerinden gidelim derse, evet meclis erken seçim kararı alabilir. Çünkü milletten aldığı yetkiyi millete geri vermiş oluyor ama erken vermiş oluyor. Ama milletten aldığı yetkiyi geciktirme hakkına sahip değil meclis. Ne zaman sahip? Anca savaş olursa sahip. Onda da illa seçim yapılmaz değil. Eğer o şekilde uygun görür, karar alırsın. Dolayısıyla hani burada seçimler, biz zaten bir milli mutabakat içindeyiz, bir birliktelik muhalefeti içindeyiz. Seçimlerin 18 Haziran'da zaten yapılacak. Öbür türlüsü Türkiye'de artık orman hukuku demek. Yani anayasayı falan bıraktım, kafama göre hareket ediyorum demek. Bunu da hiç kimse, aklı başında olan, hukuk devletine inanan, demokratik olan, demokrat olan hiç kimse de bunu kabul etmez. Bunun karşısında da en sert
dirençle duracağımızı evet. söyleyelim. Çok teşekkürler Neslihan Çevik. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Birazdan da Levent Gök bizimle birlikte olacak ve Fethi Açıkele de bağlanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hatay'da olacak o da. Birazdan.